Huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, hacca gidenlerin hac daha önce belirttiğiniz farzları vardı mesela. Bunlar Mekke-i Mükerreme'de yapılıyor. Kabe-i Şerif ve çevresinde. Bir de Medine-i Münevvere var. Hacca gidenlerin Medine'ye de gitmeleri ve Peygamber Efendimiz'in kabrini, orada çünkü Peygamber Efendimiz'in kabri, ziyaret etmeleri şart mıdır? Bunu sormak istiyorum bugün. Şimdi Mustafa Bey, daha önce hac konusuyla alakalı olarak sualleriniz olmuştu. Orada da aynı şekilde dilimiz döndüğü kadar ve kitaplarda bildirilen bilgileri nakletmeye çalıştık bizi izleyen ve dinleyicilerimize. Şimdi Mekke-i Mükerreme'ye gitmek şart mı? Şart. Kabe orada. Arafat orada, Mina orada, evet. Müzdelife orada, tavafı ziyaret, yani Kabe'yi ziyaret orada yapılıyor. Orada yapılıyor. Peki Medine-i Münevvere'ye gitmek haccın farzlarından, şartlarından mıdır? Hac farzlarından değil, şartlarından da değil. Eda ve vücub şartlarından değil. Değil. Peki gitmek gerekir mi? Gitmek gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam bu konuda tavsiyeler var. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şu anda metun bulunduğu Mescid-i Nebi deniyor. Mescid-i Nebi'nin içerisinde mübarek kabri. Mescid büyütülünce Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam evleri, yani Hazreti Ayşe Validemiz'in eviydi orası. Mescidin içinde kaldı. Mescidin içinde kaldı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki mescidimde 40 vakit namaz kılan için cehennemden kurtuluş beraatı yazılır. İmam-ı Tirmizi naklediyor bu hadis-i şerifi. 40 vakit. Evet, 40 vakit. Bunun için de tabii organizasyonlar nasıl ayarlarlar onu bilemem. Ayarlama durumlarına göre değişebilir o. Bir de izdiham bazen, oluyor. Tabi izdiham da oluyor. Bazen mesela önce Medine-i Münevvere'ye sonra Mekke-i Mükerreme'ye giden kafileler oluyor. Bazı kafileler de önce Mekke-i Mükerreme'ye gidiyor. Hac farizasını ifa ediyor. Ve hac farizasını ifa ettikten sonra dönüyorlar. Bir hafta veyahut da programlar neyse 10 gün Medine-i Münevvere'de kalıyor. Ve orada kaldığı süre içerisinde de Peygamber Efendimiz'in Mescid-i Nebi'sinde bu hadis-i şerife itibaren işte 40 vakit namaz kılmak için uğraşılıyor. Hatta haçtan dönenler derler işte 40 vakit namaz kıldın mı falan diye. Farz değil ama bu. Ya 40 vakit namaz şey mi yani üst üste mi kılınıyor yoksa 8 gün eder çünkü? Hayır. Yani 5 vakit. Her gün orada bir hafta 10 gün kalınca 40 vakit. Ha, bir hafta 10 gün kalmak gerekiyor. Tabii tabii. Bir günde o 40 vakit tamamlayamaz. Tamamlayamaz. Hayır. Hani ben 40 böyle kaza namazı kılayım falan. Ha, yok değil. Vakit namazı olarak bildirilmiş hadis-i şerifte. Mesela Mescid-i Haram hariç mescidimde kılınan bir namaz başka mescitte kılınan 1000 namazdan daha sevaptır. Şimdi Mekke-i Mükerreme'de, Harameyn'de, Mescid-i Haram'da kılınan namaz da çok kıymetlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki evet orada kılınan, Allah-u Teala Kabe'yi orada yaratmıştır. Orada kılınan namazın sevabı daha fazla. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama var. Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu yere mesela hadis-i şerifle bildirilmiş. Her an 100 rahmet iner buyuruluyor. Hatta orada hadis-i şerifte taksim de edilmiş. İşte bu 100 rahmeti şu kadarı tavaf edene, şu kadarı namaz kılana, şu kadarı da hiçbir şey yapmıyor. Böyle Kabe-i Muazzama'yı seyrediyor. Buna gelir buyuruyor. Yani karı fazla. Evet. Ama daha önce de bir şeyde sual etmiştiniz. Hassas bir yer. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinin kalbinden geçen kötülükler kötülük olarak yazılmıyor. Onu söylemedikçe ve yapmadıkça. Fakat Kabe-i Muazzama'nın sınırları içerisine girince bu kalkıyor. Kalpten geçen kötü düşünceler de yapmış gibi kayda geçiyor. Mesela Medine-i Münevvere'de öyle bir durum söz konusu değil. Ama edebe mukayirdir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem metfun bulunduğu bir yerde yani böyle kötü şeyler
nefse uygun şeyler düşünmek ya da ne bileyim ben Mescid-i Nebi'nin içerisinde pazarlık yapmak, dünya kelamı konuşmak, bağırıp çağırmak bunların hepsi edebe uygun değil. Şimdi İmam Malik Hazretleri dört nesil imamlarından Medine içinde hayvana binmezmiş bu zat ve buyurulmuş ki bir yer ki Resulullah Efendimiz yaya gezip mübarek ayağı dokunmuştur. Ben oraya hayvan ayağıyla basamam buyurulmuş. Hatta şey de anlatılır Mustafa Bey. Abdülhamid Han Cennet Mekan rahmetullahi aleyh işte Medine-i Münevvere'ye kadar tren hattı döşemişti. Evet. Demiryolu. Demiryolu döşemişti. Bu demiryolu o zaman öyle bir karışım aynı şekilde şey yapıyor, bulduruyor ki raylar üzerine şey yapıyorlar, tren geçerken o... keçe falan döşetiyorlar. Keçe döşetiliyor. Gürültü yapmasın. Yani Resulullah Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam sıkıntı vermesin, üzüntü vermesin. Peki efendim o vefat etmedi mi? Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki yani şehitler için onlar ölü demeyiniz. Allah-u Teala buyuruyor bunu. Peygamberler zaten aynı şekilde şehitliğin ne olduğunu onlar getirdiler. Onlar herkesten üstün. Hepsinden üstün. Eshabından da üstün. Hani meleklerin bazılarından da üstün onlar. Şimdi şehitler için veyahut da evliya kullar için böyle buyurulur da onların şehit ve evliya olmasına müsebbip olan, sebep olan zat elbette aynı şekilde işitir ve duyar. Ha ve Habil'e efendim işitmedi. Onlar işitmiyor. Kendileri de işitmiyor. Dünyada da işitmiyorlar. Hayattayken de işitmiyorlar zaten. Kör sağırlar. Bizim şeyimiz yani atalarımız ehli sünnet oldukları için bu kadar hassas davranmışlar. Peygamber Efendimiz'in evet. Sevgisi zirvelere çıkmış. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bizim tabii herkes bu bilgiyi bilmiyor. Hacca gidenler, Türkiye'den gidenler özellikle ehli sünnet olan insanlar. Orada bir takım insanların davranışlarıyla karşılaşıyorlar. Onları doğru zannediyorlar. O doğru değil. Yani İranlılar gidiyor, adamlar aileyle bailayla gürültü yapıyorlar orada. Tabii. Saygısızlık yapıyorlar. Grup grup böyle bir takım hareketleri var. Zaten Suudların kendileri itikatları bozuk. Dolayısıyla hani orada yapılan şeyler doğru değil. Şunu sormak istiyorum bir de. Diyelim ki böyle Peygamber Efendimiz'in mescidine veya Kabe-i Şerif'te toplu olarak gelmiş bir grup diyelim. Böyle tekbir getiriyorlar. Allah diye bağırıyorlar filan. Kabe'de de yapıyorlar. Bunlar ama. Onların ihlasının fazla olduğundan mı yoksa? Fazla olduğundan da riyadan başka bir şey olmaz. Günah evet, yani. Tabii. Şimdi şeyde de rastladım ben onu. Grup halinde aynen hani bu milli bayramlarda falan askerin rap 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 geçişi var ya. Evet. Baktım hangi ülkeden gelmiş böyle bir grup. Hazır kıta yürüyorlar yani. Şeyde sağ yaparken belli yerde süratli hareket etmek gerekiyor. Orada böyle hızlanıyorlar rap 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 rap. Herkes dönüp dönüp bakıyor onlara. Herkes dönüp dönüp ne bakıyor. Ne oluyoruz diye. Yani şimdi orası gösteriş mekanı değil. Gösteriş yeri değil. Yani Allah-u Teala'nın yarattığı mekanlar içerisinde en kıymetli olanları. Dolayısıyla orada edebi gözetmek lazım. Kime duyurmak istiyorsun? Allah Teala buyuruyor ki ben size şah damanızdan daha yakınım. Kime duyuracağım? Neyin reklamını yapıyorsun? Kime göstermek istiyorsun? Yani. Ben her an görürüm buyuruyor. Kime göstermek istiyorsun? O her an görür, her an işitir, her an hazır ve nazırdır. Bak hazır ve nazır. Oradadır ve görmektedir. Dolayısıyla edebe riayet etmek lazım. Bu sadece hac için değil, namaz, oruç, zekat diğerleri için de. Diğerleri için de mesela hac konusunda anlatılırken aleni olarak vermenin aleni olarak vermenin şimdi bazıları mesela sessiz sedasız yapıyor ama insanlar biliyor ki bu zekatını veriyor göstermiyor ya vekalet de hallediyor falan kimin gönderdiğini bilinmesin istiyor mesela çok yakın tanıdığı birisi var verirse o bunun karşısında ezik davranacak bir başkasına vekalet vererek falana götür ver bunu diyor hediye dedi çünkü yani. Niyet etti ya, bitiyor falan. Osmanlı yani sadaka taşları bile yapmışlar yani sadakanın kim tarafından verildiğini bilinmemesi için. Bilinmemesi için. Yani toplum insan seviyesi çok yüksek. Hani şimdi diyorlar ki ben medeni falan. Ne medenisi ya? Aynı şey Afrika'dakinden daha beter oldular şimdi. Hele Türkiye'de, Avrupa'da yaşayanlar daha da beter oldu. Merhamet yok, şefkat yok, saygı yok, edep yok, haya yok. İnsanlıktan nasibi olmayan kimseler. Dolayısıyla haçta da bu edebe riayet etmen gerekiyor. Annenin aynı şekilde tahrik ediyorsun sen. Yani götürüyor Kabe'nin önünde evlenme teklif ediyor. Yani bu lüzumsuz bir şey ya. Mala yani bir şey. Yani ne oldu fotoğraflayacak da işte falan. Ondan sonra selfie yapıyor.
Görüyor musun bak ben neredeyim falan. Ondan sonra iki gün sonra boşanıyor. Bundan sonra hani siz Kabe'de evlenmiştiniz? Hiç alakası bir şey yok. Alakası bir şey yok. Dolayısıyla Mekke-i Mükerreme'de de, Medine-i Münevvere'de de bu edebe riayet etmek lazım. Mesela Medine-i Münevvere'nin hemen yakınında Kuba denen bir yer var. Resulullah Efendimiz hicrette geldi. Orada bir de mescidi inşa edildi. Mesela Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o mescidi için Medine'de bu. Kuba mescidine namaz kılmak, umre yapmak gibidir. İmam Tirmizi naklediyor bunu. Yani umre yapmak gibi kelimesi bir ilave ediliyor. Aynısı değil. Yani çok sevap verilir buyuruyor. Çünkü orada Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldı. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya teşrif buyurdu. Oralara nazar etti. Dolayısıyla bir de Medine-i Münevvere'de kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur. Medine'ye gelip kabrimi ziyaret eden kıyamette komşum olur, ona şefaat ederim buyuruyor. Öncekini İmam Beyhaki, öbürsünde Şiratul İslam'dan naklediliyor. Hac edip kabrimi ziyaret eden beni diriyken ziyaret etmiş gibi olur. Hadis-i şerif. Sırf beni ziyaret etmek için gelen kıyamette şefaatimi hak etmiş olur. İmam Müslim naklediyor. Hac edip de beni ziyaret etmeyen beni incitmiş olur. Hani şimdi başta sordunuz Medine'ye gitmek şart mı? Bu hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hacca geliyorsun. Yani. Diyorsun ki ya Resulallah ben senin ümmetinim. Ümmetinde ama buradan geçerken gelip beni bir ziyaret etmedin. Ya Peygamber Efendimiz olmasaydı haç da olmazdı. Haç da olmazdı tabii. Dolayısıyla evet farz değil. Farz değil ama gitmek lazım mı? Evet gitmek gerekiyor efendim. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki Rabbiniz Rahim'dir. Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana bir sevap verir. Yapana 10 mislinden 700 misline kadar veya daha fazla sevap verir. Kötülüğü isteyip de yapmayana bir sevap, yapana ise bir günah yazılır. Ebu Bekr radıyallahu anh'ın vilayet tarafından münasebeti İbrahim aleyhisselama, nübüvvet tarikiyle yoluyla Musa aleyhisselamadır. Ebu Bekr radıyallahu anh, kemalat-ı Muhammediye'ye yükselmiş, vilayet-i Mustafaviye'ye dahil olmuştur. Ebu Bekr radıyallahu anh'ın mebde-i taayyünü, hakikat-i Muhammedi'nin zıllidir. Bu sebeple varisan-ı peygamberin, peygamberin varislerinin eftalidir. Ebu Hüreyre radıyallahu anh buyurmuştur ki, Rasulullah'tan iki ilm edindim ki, birini beyan eyledim, açıkladım. Diğerini aşikare eylesem, açığa çıkarsam öldürülürüm. O ilm, ilmi esrardır ki, herkesin idraki ona yetişemez. İbn-i Sina, kısa görüşlü olduğundan, İslamiyet'ten pay alamadı. Sonunda felsefe pisliğinde kaldı. İbn Sina ve Farabi akıl, nefis, ruh ve maddenin başlangıcı olmadığını söyleyip gökleri ve muhteviyatını kadim bilmişlerdir. İbnül Vakt erbab-ı kuluba kalpleri halden hale değişen evliyaya denir ki kalbi temkine ulaşmamıştır. Ebul Vakt, kalbi ve nefsi temkine ulaşmıştır. İbnül Vakt, erbab-ı tecelliyat-ı sıfatiyeye, Ebul Vakt, erbab-ı tecelliyat-ı zatiyeye mazhardır. Ebrarın ibadetleri, korkarak ve tamakarlık ederek, nefsleriyle alakalıdır. Sensin bize bizden yakın, sensin bize bizden yakın, görünmezsin hicab nedir, görünmezsin hicab nedir, görünmezsin hicab nedir. Şu aygın yok gökçen yüzün, şu aygın yok gökçen yüzün.
sen buyurdun ey padişah, yehdillahu limen yeşâ, yehdillahu limen yeşâ, yehdillahu limen yeşâ. Şerikin yok senin haşa, şerikin yok senin haşa, suçlu kimdir, azap nedir, suçlu kimdir, azap nedir, suçlu kimdir, azap nedir? Yunus bu göz adı görmez, Yunus bu göz adı görmez, görenler hod haber vermez, görenler hod haber vermez, görenler hod haber vermez. Bu menzile akıl ermez, bu menzile akıl ermez, bu kurdun serap nedir, bu kurdun serap nedir, bu kurdun serap nedir? Tam ilmihal, saadet-i ebediyye. Hacca gidecek olanın, Kâbe, Hac, Mekke, Medine şarkılarını dinlemesi, askerlerin harp, kahramanlık şarkılarını dinlemesi, mübah, hatta sevap olur. Günahları, kusurları, azapları anlatan kasideleri, ilahileri dinleyerek üzülmek, tevbeye sebep olmak sevaptır. Fakat, ölüme, kaza kadere karşı üzülmeye sebep olan ilahileri, kasideleri dinleyerek üzülmek haram olur. Düğün, ziyafet, sünnet, bayram, sefer dönüşü gibi sevinmesi lazım olan yerlerde helal olan ses ile neşelenmek mübahtır. Bu sesler nefse değil, kalbe kuvvet verir. Kadın, kız sesini yanında kendilerini görerek dinlemek, mahremleri olmayan yabancı erkeklere haramdır. Kızların, kadınların mevlid, ilahi gibi okuması caiz olan seslerini, yabancı erkeklerin sesini dinlemesi haram olur. Ses dinlerken, ut, keman, ney, saz, kaval gibi hiçbir çalgı çalmamalıdır. Keyif için, eğlence için, her çalgıyı çalmak ve dinlemek haramdır. Yalnız muharebede askerin moralini kuvvetlendirmek için bando, müzik çalmak ve bunlara sulh zamanında da hazırlanmak ve düğünlerde davul, def çalmak her Müslümana caizdir. Çalgı aletlerinin kendileri haram değildir. Bunları çalmak ve dinlemek haramdır. Güzel sesle fuhş, kadın, İçki anlatan şiirleri okumamalı ve bunları dinlememelidir. Müslümanı, din alimlerini kötüleyen sesleri de dinlemek haramdır. Aletsiz, çalgısız olan sese sima yani teganni denir. Alet ile çalgı ile birlikte olan insan sesine gına yani müzik denir. Gınanın haram olduğunu bütün alimler söz birliği ile bildirmişlerdir. İslamiyette müzik, çalgı yoktur. Son zamanlarda işitilen tasavvuf müziği sözünün İslamiyette yeri olmadığı anlaşılıyor. Harama helal diyenin kâfir olacağı bildirildi. Bunun için haramı ibadete karıştıranın hem kâfir olacağı hem de İslamiyeti yıkmak, bozmak için uğraşan zındık olacağı hatıra gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'i tekbirleri ve ilahileri
çalgı ile, ney çalarak okumak, bunun için tehlikeli bid'attır. Kur'an-ı Kerim'i güzel ses ile, tecvid ile okumalıdır. Teganni ile, kelimeleri değiştirip, nameye uydurarak okumak haramdır. Genç hafızların, genç kadınlar, kızlar arasında, Kur'an-ı Kerim, mevlid, ilahi okuması da gına olur, haram olur. Ben yürürüm ya Bilal-i Habeşi Hazretleri radıyallahu anh 3. bölüm. Beni kane. Efendimiz aleyhisselamın müezzini Bilal-i Habeşi Hazretlerini anlatmaya devam ediyoruz. Hicret emriyle Efendimiz aleyhisselam ve eshabı Medine'ye hicret etmişlerdir. Ve kısa bir süre sonra bir mescit yapılmıştır. Ve bu Mescid-i Nebi'dir. 5 vakit namaz kılınmakta namaz vaktinin girdiği sadece es-salat, es-salat diyerek birinin bağırmasıyla bildirilmektedir. Bu arada müminleri namaza çağırmak için Efendimiz aleyhisselam eshabıyla danışırlar. Çeşitli teklifler yapılır. Yapılan tekliflerden biri, Müslümanları namaza çağırmak için çan çalmayı, kimi boru çalmayı, kimi de ateş yakıp yukarı kaldırılmasını teklif eder. Fakat Efendimiz aleyhisselam, hükmü kaldırılmış ve bozulmuş dinlerin ve mecusilerin adetlerinin ibadete karıştırılmasını uygun görmezler. Bu arada Hazreti Ömer söz alarak bununla ilgili rüyasını anlatır. Abdullah bin Zeyd Hazretleri heyecanla girer söze ve "Ya Resulallah, ben de aynı rüyayı gördüm." der. Her iki rüyada namaza çağrının nasıl yapılacağını gösteren aşikar bir işarettir. Eshabının bu rüyaları üzerine kalpleri nazargâh-ı ilahi olan Efendimiz aleyhisselam, âlemlerin efendisi tasdik buyurarak "Rüyanız haktır." buyurur ve emrederler Bilal'e. "Ey Bilal, ezanı öğren ve oku." İşte bu mukaddes emir aslında binlerce yıl boyunca, binlerce coğrafyada, sayısız zamanlarda binlerce nesil tarafından hiçbir an dinmeyecek mübarek davetin ilk çağrısı olacaktır. Evet, emri alan Hazreti Bilal'in billur sesi Medine semalarını, dünyayı, kainatı, zamanları rahmete boğar. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Hazreti Bilal'in sesinin güzelliği, ezan kelimelerinin tarifsiz büyüklüğü ve Efendimiz aleyhisselamlarının emirlerinin bereketiyle o öyle tesirli ezan okur ki herkes ağlar. Adeta ruhları çıkar beden zindanından, başka alemlere gider besbelli. Söylenemeyen, anlatılamayan. Bir süre sonra gelip çatmıştır Bedir Savaşı. Bu savaşta bir kâfir vardır ki, daha önce mü'minler Mekke'deyken, başta Bilal-i Habeşi Hazretleri olmak üzere birçok mü'mine büyük işkenceler çektirmiştir. Ve bu kâfir, Allah ve Rasûlü'nün habis düşmanı Ümeyye'den başkası değildir. Ve o, şu anda müşrik ordusunun liderlerinden biri olarak dağılmaya başlayan askerlerine moral vermekle meşguldür. Ne var ki, onun için artık ebedi azaba düçar olacağı an çok yaklaşmıştır. Çünkü onu mü'minlerden bir çift göz görünce hemen mızrağını alıp hedefine doğru koşmaya başlar. Evet, bu kendisine büyük işkenceler yapan Ümeyye'ye doğru saldıran Hazreti Bilal-i Habeşi'den başkası değildir. Ona, "Ey küfrün başı, sen kurtulursan ben kurtulmayayım." diye haykırarak hücum eder korkusuzca ve ensarın da yardımıyla bu Allah düşmanı kâfiri öldürür ki, Bedir Savaşı'nın kazanılmasının önemli unsurlarından olur Hazreti Bilal'in bu kahramanlığı. Bilal-i Habeşi Hazretleri,
pek bir narin ve kibardır. Fakat geldi mi cihat zamanı bir aslana dönüşür adeta. Bir kere o, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı bütün savaşlara katılır ve pek büyük kahramanlıklar gösterir. Ve yıllar sonra bunlarda tüten, gönülleri yakan vatana, mükerrem beldeye dönülmüş, fethedilmiştir Mekke. İşte o fetih günü, vakit öğlen olmuştur. Evet, namaz vakti girmektedir. Elbette önce ezan okunacaktır. Gözler Resulullah'ın müezzinini arar. Efendimiz Aleyhisselam yanından ayrılmayan Bilal'e ezanı okuması için emir verirler. Resulullah'tan emir gelince bir ok gibi fırlar Hazreti Bilal ve kısa süre sonra da Kâbe'de ezanı okuma saadetine erer. Hani kendisine işkence yapıldığı zaman o kısık sesle "La ilahe illallah" diyen Bilal'dir bu. Ve müminlere inanılmaz işkenceler yapılan şehirde şimdi onun sesi öylesine gür çıkar ki tarifi mümkün olmayan bir rahmet sarar Mekke-i Mükerreme'yi. Bütün bir cihanda aksi seda bulur ta kıyamete dek. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı hislerle ashab-ı kiram pek bir hislenir, çocuklar gibi ağlarlar. Bilal-i Habeşi Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatıyla öyle bir ayrılık acısı yaşar ki anlatılamaz. Her gün nice gözyaşları döker. Adeta tükenmiştir Bilal-i Habeşi Hazretleri. Öyle ki Efendimiz Aleyhisselam'ın hasretiyle artık ezan okumaz. Artık tahammülü de kalmamıştır Medine'de durmaya. Bilal-i Habeşi Hazretleri, Hazreti Ebubekir'e Şam'a gitmek istediğini söyleyip izin ister. Hazreti Ebubekir bu Resulullah aşığına kalması yönünde ısrar eder. O zaman Bilal, "Ya Ebubekir, sen beni azat etmemiş miydin? Eğer kendin için azat etmişsen kalayım. Eğer Allah için azat etmişsen bırak gideyim." deyince Hazreti Ebubekir izin verir ve Bilal gider yerleşir Şam'a. Bilal-i Habeşi Hazretleri hicretin 16. yılında Hazreti Ömer'in ordusuna katılıp Kudüs'e girer ve Hazreti Ömer'in ısrarı üzerine onu kırmayarak bir ezan okur ki herkes gözyaşlarına boğulur yine. Yıllar geçmiştir. Bilal-i Habeşi Hazretleri pek sevdiği Medine-i Münevvere'ye Efendimiz Aleyhisselam'ın ayrılığına takat getiremediği için gidememektedir. Nihayet bir gece sevgililer sevgilisi, merhametliler merhametlisi Efendimiz Aleyhisselam Bilal-i Habeşi Hazretlerinin rüyasına gelir ve "Beni ziyaret etmeyecek misin ya Bilal?" diye sorarlar. Bilal-i Habeşi Hazretleri burnunda Medine'nin kokusu, kalbinde eski zamanların tatlı hatıraları düşer Medine yollarına. Bir zaman sonra vardığı Medine'de Efendimiz Aleyhisselam'ın kabri şerifini ziyaret eder, Ravda-i Mutahhara'ya yüzünü gözünü sürer. Bir bir canlanır gözünde Resulullah'la geçirdiği zamanlar, hatıralar. Gözlerinden yağmur boşanır gibi akar gözyaşları. Nice ahlar çeker bu arada. Hasılı, anlatılamayacak bir hasret tablosudur bu. O arada Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Hazreti Bilal'i görünce yanına koşar, boynuna sarılırlar onun. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, bir süre sonra Hazreti Bilal'e ezan okuması için çok ısrar ederler. O da bu sevgilileri kırmaz elbet. Medine'de bir sabah namazı vaktidir. Zamanların en güzelinden kalma bir hatıraya uyanacaktır şimdi Medine şehri. Ve Hazreti Bilal, Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından beri ezan okumadığı Medine'de sabah ezanını okumaya başlar. Herkes yerinden fırlar. Erkek, kadın, çoluk çocuk hepsi dökülür sokaklara.
En son Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatındayken duydukları bu ses yine ezan okumaktadır. Evet, Bilal'dir bu. Ve bütün ashab-ı kiram Resulullah'ı hatırlarlar. Onun ayrılığının acısı ve hasretiyle ve onu hatırlatan Hazreti Bilal'in ezanıyla gözyaşlarına boğulur, geçerler kendilerinden. Bilal-i Habeşi Hazretleri ise ezanda her bir Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi geçince hüngür hüngür ağlayarak tamamlayabilir ezanı. Bilal-i Habeşi Hazretleri Medine'de birkaç gün kaldıktan sonra Şam'a gitmek üzere çıktığı yolda hastalanır. Bir müddet sonra da Şam'da vefat eder. Vefat etmek üzereyken büyük bir sevinç içinde şöyle der: "Ne tatlı! Artık Resulullah aleyhisselam ve arkadaşlarıyla buluşacağım." Ben fitne. İnsanları sıkıntıya, belaya düşürmek, ihtilale sebep olmak, fitne çıkarmaktır. Hadis-i şerifte, "Fitne uykudadır. Bunu uyandırana Allah lanet etsin." buyuruldu. İnsanları hükümete karşı, kanunlara karşı isyana teşvik etmek fitne olur. Fitne çıkarmak haramdır. Haksız yere adam öldürmekten daha büyük günahtır. Zalim olan hükümete karşı isyan etmek de haramdır. Mazlumlar isyan ederse, bunlara yardım etmek de haramdır. İsyan etmenin zararı, günahı, zulmün zararından ve günahından daha çoktur. Bir hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, "Fitne zamanında Müslümanlara ve onların reislerine tabi olunuz. Hak yolda olan yoksa, fitneciler, isyancılar arasına karışmayınız. Ölünceye kadar fitneye katılmayınız. Fitne zamanında hükümetinize tabi olunuz. Size zulmetse, mallarınızı alsa da ona itaat ediniz. Fitne zamanında İslamiyete sarılınız. Kendinizi kurtarınız. Başkalarına akıl vermeyiniz. Evinizden dışarı çıkmayınız. Dilinizi tutunuz. Fitne zamanında çok kimse öldürülür. Onların arasına karışmayan kurtulur. Fitnecilere karışmayan saadete kavuşur. Fitneye yakalanıp sabreden de saadete kavuşur. Allahü Teala kıyamet günü bir kuluna soracak: günah işleyeni gördüğün zaman niçin mani olmadın diyecek. O kul, onun zararından, düşmanlık yapmasından korktum ve senin af ve mağfiretine güvendim diyecek. Bu hadis-i şerif, düşmanın kuvvetli olduğu zamanlarda emr-i marufu ve nehy-i münkeri terk etmek caiz olacağını göstermektedir. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bugün de sizlere Kırklareli'nin ilinin Lüleburgaz ilçesinden sesleniyorum. Tabii karşınızda böyle şemsiyeyle yağmurun altında durarak sizlere bir şeyler göstermek zorlukları olan bir şey. Belki günlük güneşlik bir havada seyretseydiniz daha iyi olacaktı. Ancak malum aylardır kuraklık devam ederken şimdi yağmur sebebiyle bunu çekmeyelim, ya bu yağmur da nereden çıktı sözünü de sarf etmeyelim. Aksi halde Lüleburgaz olduğu gibi ziraata dayalı ekonomisi olan
bir güzel ilçemiz. Ne olur ne olmaz bize kızmasınlar diye, onları üzmeyelim diye. Yağan da rahmeti ilahidir. Mutlaka bunun dağa taşa her yere faydası var efendim. Sadece bitkilere değil. En azından insana bir huzur verir yağmur altında böyle şıpır şıpırken bir şeyler yapmak. Biz de o huzurdan istifade edelim dedik. Bağışlanmamızı istirham ediyoruz. Sokullu Mehmet Paşa bu külliyeyi yaptırdığında külliyenin oturduğu alan 40 bin metrekareydi. Yani 40 dönümlük yere kurmuştur bunu. Bu bulunduğumuz çarşıda şu anda işte 15 civarında dükkan var. Tam saymadım da o civarda. Burada 159 tane dükkan vardı. Ne şimdiki başlangıcı ne de bitimi buralar değildi. Bu kapalı bir külliyenin içerisindeki kapalı bir çarşı idi. İnsanlar nereden alışveriş edecek? Burası insanların alışveriş edeceği yer değildi ki. Buraya kervansaraya konanların ihtiyaçlarını görmek içindi. Tabii bu menzil külliyesi. Yani burada konaklayanların büyük çapta ihtiyaçlarını giderebileceği yerlere ihtiyaç vardı. Menzil külliyeleri askeri maksatlarla yapılır. Benim dağın başında, burada şimdi konaklayacak böyle bir çatı altına, kubbe altına girecek yer varken efendim niye çadır kurulsun? Çünkü buralarda kalındığında asker 2 veya 3 günlük konaklama yapardı. Çamaşırı yıkanacak çeşitli ihtiyaçları var, söküğü dikiği var. Efendim atının nalından kendi ayakkabısına veya ne giyiyorsa o zamanki şartlarda onların yıprananlarının tamir edilmesi lazım. O yüzden de bu menzil külliyeleri hem sivil ihtiyaçları yani kervanların, tüccarların ihtiyaçlarını hem de askeri maksatla silahlı kuvvetlerin, ordunun ihtiyaçlarını görebilecek kapasitede yapılırdı. Onun için 159 dükkan yapılmış. Bugünkü haline bakarak belki de benim bu söylediklerim ya olmaz öyle değil orada bir yol var işte falan. Yol ama yol yoktu. Bu çarşı hamamın duvarına kadar uzuyordu. Arada geçiş öyle ana trafiğe açık bir yer yoktu. İhtimal ki Lüleburgaz'ın tarihi evlerinin bulunduğu, ilk kurulduğu zamandaki evler şimdiki bu mekanlarda değildi. Bura menzil külliyeleri şehrin hemen kenarında kurulur. Emniyet maksadıyla kurulur. Yollarda eşkıyalar olabiliyordu. Dolayısıyla bu eşkıyaların malının korunması için hemen yanına kervansaray yapılmış. O da bundan bitişikti. Öyle ki gözümü açıyorum, kapıyorum sanki Payas Külliyesi'nin yanındaymışım gibi geliyor. Payas Külliyesi ile birebir yapılmış. Bunun tabii ahırları falan da olması lazım. Yani kervansarayda yatanların ahırları da olması lazım. Ahırların yerini tespit edebilmiş değiliz. Bu yüzden bu çarşının anlatacağımız şeyleri bu kadarla da kalmıyor. Arkamda bir kubbe görüyorsunuz. Şemsiyeden inşallah görüyorsunuzdur. Ben göreceğiniz bir yere durdum ama. Bu kubbe, bu çarşı esnafının ve kervansarayda kalanların çarşı esnafının sabahleyin dükkanlarını açmaları için kervansarayda kalanların da efendim benim malım mülküm tamam hiçbir eksiğim yok tekbilini buranın sorumlusuna, nazırına bildirmeleri içindir. Bütün esnaf burada toplanır ve o nazır efendi herkesin eksiği gediği var mı sorar. Esnafa da efendim işlerinin hayırlı olması için malum ve tespit edilmiş bir duayı burada okur. Herkes amin der. El Fatiha'dan sonra amin der ve dükkanlarını besmeleyle açarlardı. Bu Selçuklu'nun ve Osmanlı'nın ekonomik kültüründe vazgeçilmez bir hal idi. Bugün Bursa'nın Uzun Çarşı'nın orada da efendim Kuyumcular Bedesteni'nin hemen girişinde
büyük bir dua kubbesi vardır. Bu kubbenin birçok örneklerini Türkiye'nin hemen her yerinde gördüm. Şimdi bu yağmur altında bunu bu kadarlıkla bırakıp külliyenin başka bir unsurunun yanına daha gitmek istiyoruz. Geçelim oraya efendim. Şimdi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin kıble taraf kenarındaki Sıbya Mektebi'ne geldik. Şimdi önümüzde bir taksi durağı var. Yanımızdan bir yol geçiyor. Sıbya Mektebi'ni böyle yapmamıştır Mimar Sinan. Sokullu Mehmet Paşa da yaptırmamıştır. Muhakkak ihata duvarı tam böyle bu yoldan itibaren geçiyor idi. Daha sonra bazı kimseler işte yolu genişletelim, arabalı bir dönemdeyiz, eskiden merkeplerle geçiliyordu, develerle geçiliyordu, şimdi arabalarla geçiyor diyerek buralarda muhtelif yerleri külliye arazisinin dışına çıkartmışlar. Bir vakfa bağlı araziydi. Vakıf demek insanların Allah rızası için bir mülkünü insanların hizmetine tahsis etmesidir vakıf. Şimdi diyecek ki bazıları, canım bu da işte insanların hizmetine olmuş. E kardeşim, koca Lüleburgaz'a yeri kuruttunuz da yapılmış olan bir külliyenin sağından solundan gedik açınca kırık dişli insanların görüntüsü gibi bir hale niye getirdiniz burayı demek lazım. Efendim Sıbya Mektebi. Diyeceksiniz ki koca Lüleburgaz'da demek ki bu kadar okuyan varmış. Osmanlı'da okuyan azmış. Olur mu öyle şey efendim? Sadece İstanbul'da 100'e yakın medrese vardı. Bu medreselerin bugün boş haldeyken bile kalanı çok az. 10-15 tanesi ancak kalmış. Geri kalanı hepsi yok, kaybolmuş. Nereye gitmiş? Toprak yerinden böyle başıboş kalmış bir hayvan gibi çekip de başka bir yere gitmez ki. Toprağı insan yerinden oynatırsa. Oynatılmış bu kadar medrese hakile yeksan olmuş. Yok izi, nişanesi, hiçbir şey yok. Burada da Sıbyan Mektebi bu hale gelmiş ama Lüleburgaz tabii ki o zaman da büyük bir yerleşim yeriydi. Niye? Çok insan gelip geçiyordu. Ana arter, ana hat üzerindeydi. İstanbul'dan Filibe'ye, Edirne'ye giden yol üzerindeydi, tam ortasında. Bu Sıbya Mektebi, külliyenin kervansarayında kalan hüccacın bir gün, iki günlük dinlenmelerinde varsa çocuklarının da eğitim almaları içindi. Bunu Osmanlı düşünmüş. Aynı şekilde Hayas Külliyesi'nde de gördük bunu. Aynı şekilde Karamurt Hanı'nın olduğu yerde kabristan da yapmışlar, onu da gördük yine Hatay'da. Hatay'da köyün bir kabristanı var. Ondan sonra bir de yolda bir kabristan var. Ama o kabristanda Osmanlıca yazılı mezar taşları var. Neyin nesi baktık ki o külliyede kalanların vefatları halinde oraya defnedilmeleri için tahsis edilmiş. O da külliye dahil. Şimdi ise Karamurt Külliyesi'nin tamamının yeri buğday tarlası. Tamamının yeri. Bir hamamın yeri, bir viranelik bir şey kalmış. O da çok küçük bir yere. Osmanlı eğitime çok önem verirdi. Çocuklar, kız olsun, erkek olsun, cinsiyetine bakılmaksızın 4 yaş, 4 ay, 4 günlük olduğunda yazına kışına bakılmaksızın eğitime başlatılırdı. Elifba'dan başlardı. Sonra amin alaylarıyla okula kaydedilirdi. Çok neşeli geçerdi. Mesela İstanbul'da Haseki'deki Haseki Hürrem Sultan Külliyesi'nde aynı bu Sıbyan Mektebi var. Yanında bir de yazlığı yapılmış. Neden? Yazın tatil yok. İnsan eğitiminde tatil yok efendim. Başladı mı gidecek, devam edecek. Nasıl insanın yaşamasında bir tatilin yeri yoksa, yani tatilim, bugün kalbimi ben tatil ettim, böbreğimi tatil ettim diyebilir mi insan? O yaşayacak, devam ediyor. İşte
hayatın ehemmiyeti kadar eğitime ehemmiyet verdi Osmanlı. Nerede kalmış Osmanlı'da toplum böyle cahil yetişmiş, işte okuma yazma yokmuş, padişahın çocukları bile okuma yazma bilmezlermiş. Olur mu efendim? Padişahın çocuklarının padişah olduktan sonra da divanları vardı. O divanları gördüğünüz zaman okuma yazma bilip bilmediğini, oradaki manaların birleştirilmesinden rahatça anlıyorsunuz. Kıymetli seyircilerim, size biz burayı daha anlatmak isterdik, içini göstermek isterdik. Ancak şimdi burası, tabii şimdi bir Sıbyan Mektebi yok. 4+4+4 eğitim senelerimiz var, okullarımız da var yetecek kadar. Burayı da hayri kurumlarımızın başında gelen Kızılay Derneği'ne tahsis etmişler. Kızılay Derneği bunu bazı maksatlarla kullanmaktadır. Şimdi biz içine de girip de efendim buradaki şeyleri böyle yerinden oynatıp karıştırıp bakta istemedik. Bizi açalım dediler. Açmayın, biz buradan anlatırız. Ecdadı yad ederiz dedik. Size onun için de buradan anlattık. Bunun için de eksik bıraktıksa özür dileriz. Özrümüzün kabulünü dileriz daha doğrusu. Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalın efendim.